Merhaba sevgili yaylar. 2-9 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, bu hafta geçtiğimiz hafta Kova burcunda doğan yeni ayın, Kova yeni ayının etkilerini hissetmeye devam edebiliriz. Bu haftanın genel etkilerine baktığımızda hafta başında 3-4 Şubat'ta Ay Koç burcunda olacak sevgili yaylar. Sizin için haftaya enerjik başlayacağınızı söyleyebiliriz. Duygusal enerjiniz yükselebilir. Sosyal faaliyetler, organizasyonlar, çocuklarınızla ilgili konular gündemde olabilir. Yaratıcılığınız biraz daha yüksek olacak hafta başında. Özellikle 4 Şubat'ta Ay Mars'la karşıt açı içerisinde olacak. O güne biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı yakın arkadaşlarınız veya çocuklarınızla gerginlik oluşabilir. Yakın çevrenizde bazı problemler size yansıyabilir. Size birebir etkilemese de dolaylı olarak etkilenebilirsiniz. Özellikle ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor sevgili yaylar. Hafta ortasında 5 Şubat'tan itibaren Ay Boğa burcunda olacak. Ay Boğa burcundayken günlük işleriniz, rutinleriniz, ofisinizde veya evinizde yapacağınız düzenlemeler, yakın çevrenizdeki yardımcılarınız, çalışanlarınızla ilgili konular veya sağlığınızla ilgili bazı konular, kontroller, tedavi imkanları gündeme gelebilir sevgili yaylar. Bu haftanın en önemli göksel hareketi şu sıralarda Balık burcunda ilerleyen Merkür'ün retro harekete başlaması olacak. 28 Şubat'a kadar Merkür retrosu devam edecek. Balık burcunda başlayacak. Daha sonra Kova burcuna gerileyecek ve tekrar düzelerek Balık burcuna tekrar gelecek. Sevgili yaylar, şu sıralarda Balık burcundaki Merkür Neptün'e kavuşmuş durumda. 4. evinizde biraz duygusal hassasiyetleriniz artmış olabilir. Ev içerisinde aileyle daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir veya sizden yardım bekleyen, desteğinizi bekleyen bazı aile üyeleri olabilir. Merkür şu sıralarda özellikle ailedeki genç üyelere, kuzenler, yeğenler veya kardeşlerle ilgili konulara da dikkat çekiyor. Merkür'ün retro olması süresince ilişkilerde biraz karışıklık yaşanabilir. Çünkü zaten Merkür balıkta zihinsel olarak biraz karışıktır. Konsantre olmakta zorlanır ve iletişimlerde dağılmalar söz konusu olabilir. Alınganlıklara, dalgınlıklara, unutkanlıklara dikkat etmek gerekiyor. Aile üyeleri daha hassas olabilir bu süreçte ve sizin ilginize daha fazla ihtiyaç duyabilirler. Bunun yanı sıra ev içerisinde bazı iletişim cihazlarınızda sorunlar çıkabilir. Balık burcundaki Merkür'ün retro olması Neptün'le kavuşuyor. Fotoğraf makinesi veya kamerada bir sorun, bir arıza veya televizyonda bir problem olabilir. Bunun yanı sıra evdeki suyla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Su sistemlerinde bir arıza olabilir. Eğer böyle bir problem varsa onları kontrol ettirmeniz çok yerinde olacaktır sevgili yaylar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.